bir proje başım. Daha doğrusu Türkiye önemli bir finans ihracatçı ülkesi. Bunun da en büyük potansiyelinden birisi bu da demeliyim. Şimdi biz dünyada ihracat yapabilmek için Akdeniz Meclisi'ne diye bir sinek var. Bu bir karantinaya tabi bir zararlı. Bulaştığı yerde hızlı yayılan, yıkıcı, istilacı bir tür. %100 meyvelerden ürün kaybına sebep oluyor. Limon hariç, burada limon yok. Limon hariç tüm meyvelerde besleniyor. Sinek yumurtasını meyvenin içine bırakıyor. Meyvenin içine açılan yumurtalardan çıkan turşuklar var. Tüm meyveyi tüketiyor. Dökülmeme ürün kaybına sebep oluyor. Böceğin bu özelliğinden dolayı, istilacı olmasından dolayı bütün dünyada karantina yatırmıyor. Yani hiçbir ülke bu böceği kendisine bulaşması istemiyor. Türkiye'de de ezelden beri var. Yani yeni bir böcek değil. Hep böyle. Ama demirci bu böcekten var olmadığını düşündüğümüz bir durum. Şimdi biz dünyada her bir ülkeye öncelikle uzak doğu olmak üzere Çin, Japonya gibi bir Güney Kore'dir. Birçok almak istediğim ülke var. Biraz almak istiyorum. Bunlara alışveriş yapabilmemiz için, satabilmemiz için ya biz bu böceği öldürebildiğimiz, yok edebildiğimiz metotla ikna etmemiz lazım ülkeyi ya da bu böceğin hiç olmadığını uluslararası standartta ve bilimsel kriterlerde belirlememiz lazım. Şimdi bunun Türkiye'de dahil olduğu bir uluslararası bitki koruma komitesi bir birliği var sonuçta. Türkiye'de dahil. İşte bunun kapsamında bir standart var. Böceğin olmadığı veya yok edilmesi, mücadelesinin yok edilmesine kastım, belirleyen standartlar var. Bizim burada derdimiz şu, demirci de bu böceğin olmadığını düşünüyor. Şimdiye kadar bildiğimiz bir veri yok. Bundan dolayı uluslararası standart ve bilimsel veriler yardımıyla Türkiye'de ilk ve tek olmak üzere klibi demirciyi kiraz oranlarında bu böceklerden, demirci tam daha doğrusu, biraz öten yerlere başta olmak üzere ani olduğunu kanıtlamak istiyoruz. Ya biz bunu dünyaya biraz almak isteyen ülkelere öyle sözle zaten söylüyoruz, yıllardır söylüyoruz. Ya bizde o kirazda zarar değildir, ya bize o bölgede yoktur dememiz bir referans olmuyor. Dünya dediğim gibi bunun bir standartı var. Bu standart kapsamında çalışmayı yap, bilimsel çalışmayı yap. Buna dair olalım diyorlar. Nitekim zaten bu standartlar kapsamında rapora hazırlar, ikna edersek teyit edersek olmadığını demişti bu böceğin sineği. Bütün dünya bunu zaten kabul etmek zorunda. Çünkü herkesin olarak bize sonra uluslararası bir standart zaten. Gerekli değil. Onun bu kapsamda da bizim en büyük pazarlarımızdan uzak olan Çin, Japonya gibi ülkeler. Nitekim bu ülkeler bizden kiraz almak istiyor. Biz çağırmadık onu. Onlar almak istiyor. Nitekim 2015'ten beri Çin en az benim bildiğim yılda 3-4 heyet gönderiyor. Bütün Türkiye'de kiraz alanları geziyorlar. Maksat da şu, böyle afaki hemen hey ya alalım demiyorlar. Bu böceğin olmadığı yerleri tespit etme veya potansiyel var bunu görme ve doğru mücadele yapılıyor. Bizim yaptığımız çalışmalar onları da takip ediyorlar heyet gönderiyor. Emin olmak için. Biz de bu kapsamda burada bu böceğin olmadığını Çin, her iki bunların içerisinde Çin çok büyük bir pazar. Çin'in zengin nüfusu, dolar milyarderi, bak milyoner değil, milyarderin nüfusu Türkiye nüfusundan fazla. 100 milyon üstünde insan orada, Çin zaten kalabalık bir ülke biliyorsunuz. Sadece zenginleri, milyarder zenginleri, dolar milyarderleri Türkiye nüfusundan fazla. Biz ne yapıyoruz mesela? Tabii alışkınız biz gittiğimizde pazara ben İzmir'de mesela pazara markete gittiğimde kirazı ne yapıyorum? Torbada 2 kilo alıyorum değil mi? 3-5 onu neyse veriyorum. Orada kiraz özel kutularda, süslü kutularda, hani bayramda misafir ikram ettiğimizde güzel kutularda çikolata ikram ediyoruz. Ay onun gibi böyle süslü kutularda tek tek ikram ediyorlar. Değerli yani, çok değerli. Bizim gibi böyle doğada serbest olarak ya toplayamayacağım diyecek bir şey değil. Çok değerli. Ve düşük miktarlarda veya tek tek satılıyor. Mesela ben de yurt dışında yaşadım. Ben hıyarı 1,5 lira dünyada yaşadım ve farklı ülkeler ziyaret ettim. Tek alalım. Öyle yok. Bir tane satılıyor. Şimdi bu pazarlar satış yapacak uzak doğu pazarları %80, %90 dışarı çıkıyor. Yani biz bu adamlara kiraz, mandalina satmazsak ki böyle gidiyoruz. Kiraz yapalım diye. Kiraz satmazsak bu adamlara kirazın olduğunu bilmeyecek. Ha dünyada tabii ki alternatiflerimiz var. Nitekim bunu sağlayan ülkeler var. Yeni Zelanda, Avustralya, Amerika gibi ülkeler, Şili gibi bazı ülkeler bu tür sineklerden
tarih olduğunu Türkiye'de belli bölümde veya da bunu mücadele edebildiğini uluslararası bilimsel kriterleri ikna ettiği için rahatlıkla hiçbir yaptırıma maruz kalmadan satış yapabiliyor. Yani yanlış hatırlamıyorsam Amerika 2018'de sezon başında, bak sezon başında, sezon tamamında değil, sadece sezon başında Çin'e 8.000 konteyner kira sattı. 8.000 ton değil, 8.000 konteyner kira sattı. Ve 2018 yılı içerisinde Amerika Türkiye'ye yazdı, biz kiraz almak istiyoruz sizin. Dertleri Türk kirazını yemek değil, bizden alıp kendisi yetmedi işi bizden satmak. Biz de ki Amerika dünyada kiraz ihracatında liderdir. Neredeyse teker gibidir yani, o kadar çok.